Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu akşamki konuğu Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Emine Ülker Tarhan. Sayın Tarhan, hoş geldiniz programıma. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben Türkiye'den Amerika'daki Türklere, Anadolu'lara, Trakya'lara sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum bu sıkışık zaman arasında bize vakit ayırdığınız için. Biz de size Los Angeles'tan sıcak sevgilerimizi, saygılarımızı ve başarı dileklerimizi gönderiyoruz. Birçok soru var, bana mesajla iletilen sorular. O soruları geçmeden önce çok kısaca siz politikaya nasıl atıldığınızdan söz ederseniz çok memnun oluruz. Çünkü Amerika'daki bazı dinleyicilerimiz çok yakından takip etmiyor olabilirler. O yüzden bu soruyu sormak durumundayım. Buyurun. Ben aslında Anadolu'nun tam göbeğinden gelen, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir kadın yargıcım. Türkiye'nin her bölgesinde adım adım dolaşıp yargıçlık yaptıktan sonra Ankara'daki görevim sırasında Türkiye'deki ilk yargıç örgütlenmesinin, meslek örgütlenmesinin kurucularındanım. Ardından genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini üstlendim. O süreçte de anayasa değişikliğiyle mevcut yürütme organının yargıya el atması içinde güçlü bir mücadele verdik. 2010 referandumunda belki hatırlarsınız. Evet. Şu anda yargının doğrudan yürütmeye bağlı olmasının nedenlerindendir o referandum süreci ve anayasa değişikliği. Daha sonra yargı yürütmeye bağlandıktan sonra gerçekten nefes almak güçleşti ve neredeyse yürütme ne derse onu yapar hale geldi yargı. Evet. Kendimizi ifade etmenin başka yollarını aramamız gerekiyordu. Siyasetten böyle bir öneri gelince ben de evet daha özgürce ifade edebilirim, ülkem için daha yoğun bir çaba içinde olabilirim diye siyaset yolunu tercih ettim. Evet. Daha sonra biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili, grup başkan vekili ancak yollar ayrıldı son süreçte ve şu anda Anadolu Partisi'ni kurduk arkadaşlarımızla bir halk hareketi olarak başladı. Evet. Umarım yerel seçimlerde de bunun sonucunu alırız. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ulusalcı, devrimci, muhafazakar, sosyal demokrat, solcu, yani böyle bir belli bir kalıba, bir klasmana koyuyor musunuz? Yoksa ne gibi bir tanımlama getiriyorsunuz? Türkiye'nin her yerinden olağanüstü bir ilgi olmasının aslında nedenleri sorunuzun yanıtı belki. Evet. Mecliste temsil edilmediğimiz hisseden çok müthiş bir kitle var, büyük bir kitle var Türkiye'de. Onlar temsil edilmediklerini düşünüyorlar. Temsil edilmeyen bu kitlenin ortak noktasının Cumhuriyet değerleri olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet değerleri ve ulus devleti olduğunu görüyoruz. Bu konuya en büyük desteği veren kadınlar ve gençler. Bizim hareketinde hatırlarsanız evet, onlar özgürlüklerine müdahale edildiği, yaşam biçimlerine müdahale edildiği için sokaklardaydı. Kutuplaşmadan yorulmuştu toplum. Kimlik ve din istismarından yoruldu. Artık daha sakin, kavrayıcı, akılcı, genç ayakları yere basan söylemler istiyorlar. Projeler üretilsin istiyorlar. Evet, ben özellikle yolsuzlukla mücadelede enerji sistemlerinde tam bir devrimci olduğunu düşünüyorum. Ama kadın erkek eşitliğinin korunmasında, cumhuriyet değerlerinin korunmasında korumak istiyorum onları ve muhafazakar olabilirim o konuda. Çünkü evet, korunması gereken değerler var. Birileri rant sistemini korur, bizse eşit yurttaşlığı korumak istiyoruz. Değişik kültürlere bakış, hoşgörü konusunda tam bir demokrat hissediyoruz kendimizi. Ve asıl odağında, belki yapımızın odağında duran şey tam anlamıyla bir cumhuriyetçi olmamızdır. Bu konuda sizinle bir soru var bir dinleyicimizden. Ayşegül Yılmaz Diri Los Angeles'tan soruyor. Anadolu Partisi'nde kadın ve gençlerin katılım oranlarının önemi ve yükseltilmesi hedef alınacak mı? Ben dünyaya eşitlik temelinde bakıyorum. Dünyayı kadınlar ve erkekler eşit paylaşıyorlarsa her yerde eşit olmalılar diye düşünüyorum. Ben en çok kadınların gücüne ve samimiyetine inanıyorum. Günde artık ortalama 2-3 kadının cinayete kurban gittiği, kadın cinayetine kurban gittiği bir ülkede kadınların moral bulması, kendine değer verildiğini hissetmesi, ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Ben Anadolu'yu dolaşırken bir kuru hasırın üzerinde yaşayıp ölen öyle bahtı karalar gördüm ki bizim var olduğumuzu, kadının var olduğunu, yönetebileceğini, evlerimizi nasıl çekip çeviriyorsak ülkemizi de çekip çevireceğimizi göstermemiz gerekiyor. O yüzden kurucularımızın 1/3'den fazlası kadındır. Şu anda 10 kadın il başkanımız var. Türkiye'de görülmüş şey değil bu. Evet. Ülke başkanlarını saymıyorum bile. Kadınlardan olağanüstü bir ilgi görüyoruz. Onlar sanıyorum samimiyetimi hissediyorlar. Bir soruda Huntington Beach'ten Deniz Özulu soruyor. Yurt dışı oylarının seçimlerdeki etkisi sizce ne derece önem taşımaktadır?
oldukça önemli olduğunu görüyorum. Buna ilişkin çalışmalar yürütülüyor Yüksek Seçim Kurulu'nda. Evet. Daha önce Cumhurbaşkanlığı sürecinde biliyorsunuz büyük bir yanlış yapıldı. Yansıma oranı çok zayıf kaldı seçim sonucuna. Ancak çok önemsiyorum yurt dışı oyları. Özgür Türk gencinde bir sorusu var. Redondo Beach'te yaşıyor kendisi. Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde Anadolu Partisi bir politika geliştirdi mi? İlişkileri ilerletmek ve ABD'deki Türk seçmene erişmek için nasıl bir yapılanma öngörüyorsunuz? Ben tüm toplum katmanlarının, tabii ki yurt dışında yaşayan Türkler de buna dahil, partimizin politikalarında etkin olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden öncelikle ilk temasların sağlanması, ihtiyaçların ve iletişim yöntemlerinin belirlenmesi konusunda bir ekip oluşturuyoruz ve onlar aracılığıyla yöntemlerimizi, yollarımızı, haritamızı çizeceğiz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde kapsayan bir örgütlenme tahmin ediyoruz. Tabii, evet. Tabii. Buna ilişkin olarak da bir çalışma grubuyla ihtiyaçlar nelerdir, nerede eksik kalınmıştır, Türkiye'nin dış politikasında nerede eksikler ve yanlışlar vardır, iletişim konusunda hangi metotlar önerilmeli ve kullanılmalıdır. Bunlarla ilgili bir ekip çalışması yapıp önümüzdeki günlerde zaten seçim bildirgemizle birlikte bunları açıklayacağız. Şimdi yurt dışındaki seçmenler olarak ilk kez oy kullanmamız geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oldu. Ne yazık ki Amerika genelinde 500 bine yakın Türk vatandaşı olmasına rağmen oy kullanma oranı %9'larda kaldı. Birçok insan oy kullanma konusunda küskün, yeterince lider veya bir parti programı göremediği için bu oy kullanma oranı çok düşük kaldı. Ben ümit ediyorum önümüzdeki genel seçimlerde bu oy kullanım oranı çok daha artacaktır. Özellikle sizin başkanlığınızdaki Anadolu Partisi yeni bir heyecan getirdiğini izliyorum Amerika'da. %10 barajı konusundaki görüşleriniz nedir? Barajın bir kere demokrasiye aykırı olduğunu düşünüyorum. Ben barajın kaldırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet. Ancak bunu bizim gibi iyi niyetle değerlendirmeyen partiler olduğunu görüyorum. Çünkü bir dörtlü koalisyon var açıkçası mecliste şu anda. Ve o dörtlü koalisyonun çok rahatsız olmadığını biliyoruz barajdan. İstiyorlar ki meclis statüko devam etsin. Ana muhalefet statükosu adeta bir kontenjan haline gelmiş. Hiç değişmiyor. Değiştiremiyor. İktidarı da değiştiremiyor. Bir majesteleri var tepede, tek adam yönetimi. Evet. Onun sağında bir iktidar kontenjanı, solunda bir ana muhalefet kontenjanı ve diğerleri. Bu tablonun değişmesini istemeyen bir statik olduğunu düşünüyorum. Oysa baraj temsili, adil temsili etkileyen çok önemli bir engel. Bunun kaldırılması gerekiyor. Ancak bizim Anadolu Partisi olarak yapılan ilk ankette bir baraj sorunumuz olmadığını görüyoruz. Öyle bir endişemiz yok. Ama Türkiye'de demokrasi için barajın kaldırılması gerekiyor. Bugünlerde Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde bireysel başvuru olarak gündeminde. Ancak dört taraftan Anayasa Mahkemesi'ne baskı yapıldığını biz duyuyoruz, biliyoruz. Siyasi evet. Çevrelerde konuşuluyor. Barajın kalkmaması yönünde. Bu zannediyorum muhalefetin de işine geliyor. İktidarın da zayıf bir muhalefetle Türkiye'yi 10 yıl daha, belki daha uzun bir süre yönetmek. Ben bu açmazın, bu çıkmazın, bu siyasetteki tıkanmanın aşılabilmesi için yenilse bir partinin daha girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Çünkü Türkiye evriliyor. Muhalefetin biliyorsunuz sınırlarımızda IŞİD tehlikesi, kafa kesenler, seküler kimliğe yapılan müdahaleler, işte Osmanlıca dayatmalarını görüyorsunuz. Evet. Türkiye evriliyor. Muhalefetin niye kaybedeceği belli olan neredeyse bir seçim ortamına giriyoruz. Yani 12-13 yılda hiçbir şey değişmedi. Milimetrik farklar oldu. Oysa yeni bir partinin meclise girmesi halinde AKP iktidardan düşebilir. Evet. Meclis aritmetiği tamamen değişir. AKP'nin bu denetimsiz gücünü denetlemek ancak bu yolla mümkün olabilir. Bunu görmek istemiyor. Her zamanki gibi muhalefette başka teorilerle uğraşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptıkları ağır hatayı izledik. Muhalefet tarihine bana göre kara bir leke olarak düştü. Oysa biz ikinci tura taşıyabilir, o seçimi büyük bir moralle belki genel seçimlere girebilirdik. Niye böyle bir hata yapar ve AKP'yi, onların zaten biliyorsunuz hedefi 2071, yeniden iktidar yaparlarsa bu ülkemiz için gerçekten karanlık bir dönem olur. Biz bunu engellemek için çalışacağız. Yolumuzu çizdik. Herkese bu gerçeği anlatmaya çalışacağız. Umutluyuz. 2015 seçimlerinde diğer partilerle işbirliği yapma planlarınız var mı? Bir de Burcu Tansu Los Angeles'tan şöyle bir soru soruyor buna ilave olarak. CHP'den ayrılmayı düşünenler için kapımız açık diyor musunuz? Şimdi herhangi bir partiyle hiçbir temasımız olmadı. Evet. Şu anda biz
örgütlenme süreciyle çok zamana karşı bir yarış söz konusuydu. Çünkü 7 Aralık itibariyle biz örgütlenmemizi tamamlamış, kongremizi yapmış ve seçime hazır olmak zorundaydık. Evet. O yüzden bütün enerjimizi buna harcadık. Herhangi bir partiyle hiçbir temasımız olmadı. Biz Anadolu'yuz, hep onu söylüyorum ben. Anadolu'yuz. Biz Neşet Ertaş gibi sesleneceğiz insanlara ve evet. Adile Naşit gibi seveceğiz. Mevlana gibi dedik, kapılarımızı açacağız. Herkese kapımız açık. O yüzden öyle bir ön yargımız yok. Herkes tabii ki Cumhuriyet değerleri, Çağdaş Ulus Devleti temelinde birleşmiş. Atatürk'ü rehber almış herkesin partimizde kendini ifade etmeye hakkı var. Öyle bir sorun yok. AKP yönetimi ve paralel yapı arasında işbirliği nasıl başladı, olgunlaştı ve nasıl sona erdi? Özellikle bu 14 Aralık operasyonu, şu günlerde yaşadığımız bu basın özgürlüğüne vurulan darbe, her yönüyle şu anda yapılan baskı, gözaltına almalar, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Türkiye'de basın özgür mü tabii? Önce ona bakmak gerekir. Türkiye'de basın özgür değil. Yani özgür basına müdahaleden söz ediliyor ama evet. Türkiye'de basın özgür değil. Tamamen partilerin denetiminde, gözetiminde bir havuz medyası, iktidar denetiminde bir havuz medyası. Nasıl işte paraların o havuza aktarıldığını, nasıl medya gruplarının alındığını, ele geçirildiğini ya da bakışımıza göre değişir. Bu süreci izledik hep birlikte. Ya siyasi partilere bağlı bir basından söz edebiliriz medya grubundan ya iktidara bağlı bir medya grubundan söz edebiliriz. O yüzden ben basının özgür olduğuna inanmıyorum. Anayasada Türkiye'de her ne kadar basın özgürdür, kadın erkek eşittir, yargı bağımsızdır gibi şeyler yazıyorsa da bunların hepsi lafı gizaftır. Uygulamada basın özgür değildir, kadın erkek eşit değildir bu ülkede ve yargı asla bağımsız filan değildir. İktidarın şube müdürlüğü gibi çalışmaktadır. Şimdi son operasyona geldiğimizde ne yazık ki şunu görüyoruz. Daha önce Polkola muhalifleri gizlice dinleyen, zindana atan, hatırlayın basılmamış kitapları bile yaktılar. Yakarak susturan bir zalim yapı olduğunu düşünüyorum ben. Ve şimdi halka karşı işlenen bu suçlardan değil, gizlice de halka karşı suçlar işlendi işte hatırlayın. O sokaklarda dövülerek öldürülen gençleri, gözlerini kaybedenleri, bacakları kaç yerden kırılmış çocukları gördüm ben hastanelerde. Şimdi taraflardan birine yönelen tehdit nedeniyle kavgaya tutuştuklarını görüyoruz. İki taraf da mazlum değil. Bu çok açık. Belli ki birisi susturururken, toplumu susturururken, bir kamçı gibi yargıyı kullanırken birisi de tüfünü dolduruyormuş. Kavga bu yüzden çıkmış. Muhaliflere her türlü zulmü yapabilir ama bana ses çıkartamazsın diyen AKP, yani parti devleti diyorum ben ona. Evet. 17 Aralık 2013'te yollarını ayırdı. Kendisine yönelen bir tehdit olduğunu gördüğünde operasyona girişti. O günün başbakanını hatırlıyor musunuz? Demişti ki bu bir ihanettir. İhanet kimler arasında olur? Sadece ortaklar arasında olur. Ortaklar birbirlerinin açıklarını, oyunlarını iyi bilirler. Suç ortaklarından biri konuşursa diğeri için çok tehlikeli olabilir. Şimdi yolsuzluk bakanlığı iktidar için inanın korku dağları bekliyor. O kadar ağır yolsuzluklar. İnanın o yolsuzluklarla, o paralarla bir ülke yeniden kurulur, sanayi kurulur ve milyonlarca yoksul çocuğa gelecek kurulabilirdi. Bu yüzden korku dağları bekliyor. Biz tabii ki böyle bir durumda bize karşı işledikleri, birlikte işledikleri suçları düşünüp iyi ki oldu diyemeyiz, asla diyemeyiz. Bize yakışmaz böyle bir şey. Basit bir gerçeği gözden kaçırmamalıyız burada. Biz o gün ben Yersal Başkanı'yken bugün aynen şunu söylemiştim. Adalet bir gün herkes için gerekli olur. Evet. Lütfen adalete bu kadar müdahale etmeyin. İşte şimdi adalet herkes için gerekli. Gerçekleşir mi adalet Türkiye'de? Hayır, bu düzeni kıramadığımız sürece, bu seçimlerde yeni bir yol çizemediğimiz sürece adaletin Türkiye'de gerçekleşmesi çok zor. Çünkü tüm kurgular, tüm zeminler bugünler için hazırlandı. Bakın Yargıtay'a toplu atama yapılacak bugün yarın. Yani iktidara bağlı yargıçlar Yargıtay yüksek yargıç olarak atanacak. Ama şu açık bir gerçek ki hayatlarının hiçbir döneminde adil olmayı düşünmeyenlere her kim olurlarsa olsunlar, zalimlerle de işbirliği yapsalar adalet bir gün muhakkak gerekecektir. Bir yargıç olarak buna inanıyorum. O yüzden herkesin şapkayı önüne koyup hatalarını gözden geçirmesi gerekir diyorum. Şimdi o kadar korkuyorlar ki, yani bir değerli besteci arkadaşımız, müzisyen Fazıl Say'ın yapmış olduğu bir besteden dahi korkar duruma geldiler artık. Vitesi yükselttiler ve yakında duvara çarpacaklar. Sanki öyle bir kanı var. Kesinlikle öyle. Öyle. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvetin üstünü örtmek için. Yani öyle kötü kokular, öyle çirkin şeyler. Her şeyi göze alan faşist bir zihniyet yönetiyor bugün bizi. Yani hırsızın sağcısı, solcusu, dindarı, leyti olmaz ki. Hırsız hırsızdır. Yani bu muktedir ortaklar.
basını hedef alıp tutuklama listelerini yayınlamışlardı daha önce. Beni de hedef göstermişlerdi. O zaman nasıl itiraz ettiyse bugün de biz itiraz ederiz. Çünkü adalet herkese lazım. Tekrar altını çiziyorum. Kesinlikle. Pekala, Atatürk Orman Çiftliği'nin ağaçların kesilmesi, kaçak saray olayının yapılması ve ruhsatsız olduğu söylenen her türlü Cumhurbaşkanı uçağından bu yapıya kadar hayat odalarının olmadığı madenlerimizde hayatını kaybeden madencilerimiz olduğu ve cüzi bir paralar harcanarak onların hayatları kurtarılacağı yerde bin odalı saraylara ne gibi ihtiyaç var, bunu anlamış değilim. Biz burada Amerika'da yaşayan Türkler olarak Beyaz Saray, hatta Beyaz Saray demeyelim, tam Türkçesi Beyaz Ev, White House önünde gittik gördüğümüz zaman gayet küçük bir bina ve içerisinde dünyanın en önemli başkanlarından birisi yaşıyor. Ama bizim başkanımız bin odayı tercih ediyor. Bu nasıl bir anlayıştır? İnsanlar madenlerde ölürken bu konuya ne diyorsunuz? Şimdi efendim, aslında sorunun yanıtını siz kendi içinde verdiniz. Evet. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki biz artık. Eskiden yolsuzluk denince 1-2 bin liradan falan söz edilirdi Türkiye'de. Artık milyardan açılıyor kapılar. Bu utanacağımız bir tarih. Aksaray'ın da içinde olduğu. Utanacağımız bir tarih. Bu paralarla hep söylüyorum, yeni bir ülke kurabiliriz biz. Kim kafasına istiği gibi, dünyanın hangi demokratik ülkesinde kafasına istiği gibi kendine bir saray yaptırır? Düşünün, Beyaz Saray'dan taşınan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Buckingham'dan taşınan İngiltere Kraliçesi. Hı hı. Yani devlete, düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Devlete, rejime, kurucusuna, orta tahtıcısına ve değerlerine ağır bir hakaret bu. Bu kadar mı nefret olur bir insan? Hı hı. Yönettiği devletten bu kadar mı nefret eder? Devletin kurucusunun elleriyle diktiği o ağaçları tek tek binlerce, belki yüz binlerce ağacı, ki Ankara çorak bir yerdir. Evet. Ankara'da ağaç yetiştirmek o kadar zordur ki. O yetişen ağaçları tek tek söküp gösterişli ucube bir saray yapmanın yani ne anlamı vardır? O sarayla kaç spor salonu yapılırdı? Kaç çocuğun hayatı kurtulurdu? Saray silüetine baktım. Musa Kart'ın bir karikatürünü gördüm. Hı hı. Evet, silüetinde parmaklıklı bir cezaevini andırıyor. Evet, Recep Tayyip Erdoğan artık cezaevindedir. Yani sarayı kendisi için ihtişamlı bir hapishanedir. Yapayalnız o sarayda. Ben öyle görüyorum onu. Düşünün, bu sarayını donatırken, milyarlarca lirayla donatırken bahsediliyor işte, yani öyle çirkin şeylerden bahsediliyor ki, bir işte duvar kağıdının fiyatından söz ediliyor, bir yoksulun bir yıllık geliri. Evet. O. Siz onu onunla donatırken yerin yedi kat altında bu ülkede masumlar öldüler. Evet. Almadığınız önlemler yüzünden, onları koruyamadığınız için öldüler. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bunu her yerde anlatacağız ama yani ve bu insanlardan hesap sorulmalı diyoruz. Sadece anlatmak, siyasetli sloganlar ya hamasetten söz etmiyorum. Bununla da mücadele edilmeli. Ama bunların hesabı sorulmalı. Ben bir hukukçu olarak hesaplarının sorulması için elimden geleni yapacağım. Bizler de vatandaş olarak beklentimiz gerçekten bu. Tabii bu yapılan kaçak saraya bu kadar para harcanınca bedelli askerlik konusu da gündeme geliyor. Bedelli askerlik geliyor. Çünkü onlara belli bir para gerekiyor artık bütçeye. Ve ekonomide de bir gerileme dönemi başladı. Duraksama başladı. Yani o dışarıdan görünen gibi her şey dört dörtlük yürümüyor tabii. Biz buradan bakışımız da o şekilde. Yani bu bedelli askerlik konusuna nasıl bakıyorsunuz? Ekonominin kötüye gitmesiyle ilgili tamamen seçim ekonomisi, yani seçim öncesi para ihtiyaçları var ve yoksulların üzerinden, ben öyle görüyorum bedelli askerliği. Tabii ihtiyaçları bilemem, ihtiyaç konusunda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüş bildirdiğini bilmiyorum. Bu tamamen zenginin kayrılması ve o yoldan ekonominin biraz daha nefes almasını sağlamak için bulunmuş bir yöntem olarak görüyorum ben. Evet. Ekonomi evet kötüye gidiyor. Ama o yoksul annelerin çocuklarını askere gönderecek parası olmayan yoksul annelerin neler hissettiğini de düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Ekonomi evet kısır döngüde. Büyümek için yatırım, istihdam gerekiyor ve bunun için de tasarruf gerekiyor. Ama bizde tasarruf mümkün değil, olmuyor. Çünkü gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik gibi nedenlerle sermaye birikimi yok. Yatırıma, dolayısıyla da istihdama dönüşmüyor. Bunlarla ilgili sadece faiz ve rant ekonomisi haline gelmiş ekonomi. Bunlarla ilgili çok ciddi yapısal tedbirler almak gerekiyor. Bir kere hukuki altyapının sağlanması gerekiyor. Belki sizin de tabii ki bilgisi var. Avrupa Birliği ve ABD arasında bir transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşması söz konusu. Bu durum üçüncü bir ülkeye doğrudan ticaret yapmasını Türkiye'nin engelleyecek. Ticaretin de aleyhimize gelişeceği bir gelecekle karşı karşıyayız. Ve açık yüzde 31,5 artmış durumda. Petrol fiyatları düşse bile bu sürdürülebilir bir oran bu şekilde götüremeyiz. Enerjide dışa bağımlılık inanılmaz. İmalat sektörü korkunç yapısal bozukluklar nedeniyle.
Tarımda girdiler nedeniyle, gübre mazot ilaç girdisi nedeniyle çiftçi ürettiği ürünle mazot ve gübre artıyor. Böyle olunca Türkiye'de yaklaşık inanın 3 milyon hektar arazi, inanabiliyor musunuz? Boş şu anda. Boş. Bu üretimsizliğin tarıma da yönelmesi demek. Evet. Üretim yapılamaz hale gelmiş tarımda. Türkiye yılda 17 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Tarımda ithalat yapıyor. Bu olur şey değil. Ve açlık sınırı Türkiye'de 1158 lira. Asgari ücret ne kadar biliyor musunuz? 890. 890 lira. Çok yani açlık sınırının altında insanlar asgari ücret alıyorlar. Yani ekonomi böyle bir dışarıdan işte dökme suyla değirmeni döndürmek deriz biz. Onunla çevrilmeye çalışılıyor. Evet. Seçime kadar bu şekilde götürecekler belli ki. Evet. Ama ondan sonra ben tablonun çok karanlık olacağından endişe ediyorum. Sizin bir söyleminiz var. Ben şimdi notlarıma bakıyorum. Türkçe'yi yedirtmeyiz diye bir söylemiz var. Bu konuda Osmanlıca konusundaki zorunlu eğitimi nasıl yorumluyorsunuz? Osmanlıca tartışması bir gündem değiştirmek için yapılmış olabilir. Çünkü toplumu kutuplaştırmayı çok seviyor Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle seçim öncesi başlıyor kutuplaştırmaya. Kendi tabanını kontrol etmek için bazı söylemleri araç olarak kullanıyor. Hatırlar mısınız Kabataş yalanını? Evet, evet. Gezi sürecinde Kabataş yalanıyla kendi kitlesini kontrol etmeye çalışmıştı. Çocuklara ben diyorum ki bu kadar ağaç kesen ve kan atan adamların aslında çocuklara zorunlu Osmanlıca dersi vereceklerine, gerçekten kendilerine zorunlu bir insanlık dersi almaları gerekir gibi geliyor bana. Gerçekten öyle. Çünkü tam bir doğa düşmanı yapı, düşünce düşmanı bir yapıyla karşı karşıyayız. Bakın 1923'te okuma yazma bilenlerin oranı Türkiye'de %5'i geçmiyor Cumhuriyet kurulduğunda. Evet. Türkler ne konuşur? Türkçe konuşurlar, Türkçe yazarlar. Ya Osmanlıca dediğimiz yapay bir saray dilidir. Saray ve bürokraside kullanılan bir dildir. Anadolu'da halkın bildiği ise Türkçedir. 400 yıl öncesinden Karacaoğlan'ın yazdığı şeyleri siz anlayabiliyor musunuz? Anlayabiliyoruz. Evet. Biz anlayabiliyoruz. Demek ki 400 yıl önce Anadolu'da Türkçe konuşuluyor, Türkçe anlıyordu insanlar. Osmanlıca'yı anlamamamızın sebebi birilerinin bize unutturmuş olması falan değil. Yani 1923'ten sonra birileri unutturmuş değil bize. Zaten hiçbir zaman öğretilmemiştir Anadolu'da. Saraya hapsolmuştur. O günün saraylılarının yapay dili, bugünün saraylılarının diline pelesenk etmesi bence pek anlaşılır bir şey. Gayet onlar için anlaşılır. İsteseler de diyorlar, istemeseler de kafalarına vura vura Osmanlıca öğreteceği. Gezi sırasında da hatırlayın ne demişti? Ne yaparsanız yapın, kararımızı verdik, yapacağız demişti. Bu adam AVM'yi. Bugün yine benzer bir şey söylüyor ama Taksim'e, Topçu Kışlası görünümlü alışveriş merkezini yapamadı. Evet. Yapamadı, hatırlatırım. O yüzden zorla Anadolu halkına Osmanlıca öğretemezler. Ama isteğe bağlı olarak kimse bir dile, kimse örneğin Latince öğretisi, işte Osmanlıca öğretisi, Sifinit olarak bunların hiçbirine karşı değiliz biz. Bilgiye karşı değiliz ki. Asıl onlar bilgiye, bilgi toplumuna karşılar. Amaç Arapça öğretmek benim görüşüm. Yani Osmanlıca değil, Arapçaya dönüştürmek. Amaç, evet, amaç bu aslında. Amaç Arapça demektense daha kibarca Osmanlıca diyerek evet, daha hafif bir giriş yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin aydınlanma ve akıl çizgisine karşı bir efendim. O yüzden ben dedim ki Türkçe'yi yedirmeyiz. Gerçekten yedirmeyiz. Siz çünkü bu ülkenin aydınlanma ve akıl çizgisini yok etmek istiyorsunuz. Evet. Kültürümüzü yozlaştırıyorsunuz. Biz değerlerimizi onarmak zorundayız. Türk toplumu böyle değildi, böyle değildi. Çal, çırp, ilerle, bu millet seninle söylemleri. Yani bu olur şey değil, kabul edilemez bir şey. Bu karizmayla falan açıklanacak bir şey değil. Hep diyorlar ya işte karizması vardı. Ben siyasetin bir değerler sistemi olduğunu düşünüyorum. Bir değerler sistemi gelsin. Kaşı gözü karizması için, işte masaya yumruk vurduğu için insanlara oy verilmesin. Ben karizmaya değil, dayanışmaya inanıyorum. Tek adama değil, dayanışmaya inanıyorum. Takım çalışmasına inanıyorum. O yüzden bu bizim değerlerimize karşı saldırıya, bizim bu dayanışma ruhuyla karşılık vermemiz gerekir. Osmanlıca da buna dahildir. Saray, Aksaray denilen o ucuğu ve de dahildir. Anadolu Müslümanlığı'nda sizin yani ne alıp veremediğiniz var demek istiyorum. Siz işte cumasına da giden, bayramını da yapan, düğününde oynayan, dükkanına da karınca duası atan, akşam belki içkisini de içen bir esnafı nasıl küçümsersiniz? Nasıl küçümser bir vahabi bir anlayışla Anadolu'yu yeniden dizayn etmek istersiniz?
akılla donanmış Anadolu Müslümanlığını nasıl küçümsersiniz? Bunu kabul edemiyorum ben. Değerli dinleyiciler, Sayın Emine Ülker Tarhan'la söyleşimiz devam ediyor. Ben aslında Cumhuriyet Halk Partisi konusuna pek dönmek istemiyorum ama tek bir soru müsaadenizle sormak istiyorum size. Cumhurbaşkanlığı adayı doğru muydu CHP'nin? Cumhurbaşkanlığı sürecinde ilk bir hata yapıldığını düşündüm ve ben ilk tepki olarak hatırlarsanız yanlış bile değil dedim. Çünkü ilk turlu bir seçimde katılımı güçlendirmediğiniz, gençlerin koşarak sandığa gitmesini sağlamadığınız, o işte üzerine adaylarının baskısı yapılmış tişörtlerle sağda solda koşuşan çocukları göremediğimiz takdirde seçimi kaybedeceğimiz çok açıktı. Bu olur şey değildi. Çünkü hiç kimsenin tanımadığı, belki çok kişisel olarak, kişilik olarak hiç eleştirecek durumda değilim. Çok iyi bir insan olabilir. Ancak tabanın enerjisini yansıtmayan birisini aday gösterdiğinizde sonuç kaçınılmazdı. O yüzden muhalefet tarihine kara bir leke olarak düşmüştür diyorum. Gerçekten çünkü biz ilk turda verdik seçimi. Oysa ikinci tura taşıyabilirdik. İkinci tura taşımak bile tabanda inanılmaz bir moral yaratabilir. Hiç çalışmadan, hiç enerji sarf etmeden bir altın tepside Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de halk tarafından yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanlığını altın tepside hediye ettiler. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Böyle bir hesap hatası bir hesap uzmanı tarafından nasıl yapılırdı gerçekten inanılmaz. Bir soru da Melisa Azize Gökmoğlu Los Angeles'tan soruyor. İrticayı ülkemizden temizlemek için planınız nedir? Şimdi ben Recep Tayyip Erdoğan medeniyet der biliyorsunuz uzatarak söyler. Bu topraklardaki medeniyet algısını değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun adını Fethiye olarak koyarsınız. Başka bir isim koyabilir. Ben Fethiye'ler kimliğinde Cumhuriyet yerlerine ağır bir saldırı olarak görüyorum. Ben bize dayatılmaya çalışılan bu yeni anlayışın, yeni Türkiye anlayışının, onlara göre yeni Türkiye bize göre tarihin çarkını geriye çevirmek olarak görüyorum ben. Buna karşı az önce bahsettiğim Anadolu dayanışmasını ortaya koymak gerekir. Bunun için de heyecan yaratan yeni bir siyasal hareketi önemsiyorum. Biz Anadolu siyasal hareketiyle heyecanlı, güçlü, dinamik, gençlerin de içinde olduğu bir karşı duruş göstermeye kararlıyız. Çünkü hangi medeniyet bize dayatmaya çalıştığınız? Medeniyet sadece sizin işte o resmi yazışma ve saray dilinden ve sadece şekilden ibaret, gardıroptan ibaret bir kimlikten söz ediyorsanız biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü Anadolu'nun medeniyeti değil midir? Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın, Yunus'un ya da onların dini değil midir? Bedrettin'in, Nazım Hikmet'in, Neşet Ertaş'ın, Ahmet Arif'in medeniyetine ne olacak o zaman? Atatürk'ün medeniyetine ne olacak? Hoşgörüye ne olacak? Anadolu'nun hoşgörüsüne. Onun düşman olduğu ne biliyor musunuz? İyi, dürüst, yeşil gelince parayı değil ağacı düşleyenlerin medeniyeti, düşman olduğu medeniyet bu. O yüzden biz bir halk hareketiyle, bir siyasal hareketle ve ancak çözümün anahtarı siyasettir çünkü. O gezi hareketinin özgürlüklere yönelen saldırılara karşı duran gezi hareketinin siyasete evrilmesiyle özgürlükçü, tepkiler, güçlü ve dinamik bir hareketle ancak buna engel olunacağını düşünüyoruz. Sadece şununla değil. Atatürk sadece bir heykelden ibaret değil. Atatürk'ü anlamak sadece laftan ibaret değil. Slogandan ibaret değil. Televizyonlarda satılan kitaplardan ben onu istismar olarak görüyorum. Atatürk'ün din anlayışı diye, Atatürk'ün işte çağdaşlık anlayışı diye satılan kitaplardan, rozetlerden ibaret değil. Atatürk ülküsü sadece söz değil, onu içselleştirmek gerekiyor. Nasıl birileri dini istismar ediyorsa o bizim kahramanımız, bu coğrafyadaki herkesin kahramanı. Anadolu'da herkesin kahramanı. Atatürk'ün yaşamına, ülkelerine, o doğduğu topraklara bir daha hiç dönememiş, o yoksul yetim Zübeyde Ana'nın oğlu Mustafa Kemal'e gerçekten saygı duymakla bunları değiştirebiliriz. Onun üzerinden siyaset yapmakla, onu istismar etmekle değil. Ben dini de istismar edenlere, cumhuriyeti de istismar edenlere, Atatürk'ü de istismar edenlere karşı bir yeni bir siyasal harekettir Anadolu Hareketi diyorum. Bir soru da genel af ve ana dilde eğitim konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu işler tamam özellik de var tabii bunun içinde o paketin içinde. Özellik genel af isteyenler tamam peki istemeyenler ne olacak diye soruyorum. Yani bu ülke, bu toplum genel af ve özellikle hazır mıdır? Madem bu kadar çözüm süreciyle ilgili toplumsal destek olduğunu iddia ediyorlar, genel af isteyen bu toplum niye referandum yapmıyorlar? Bakın bana göre özellik misak-ı milli sınırlarının değiştirildiği başka bir devlet arayışıdır. Genel af isteyenler de bunu destekleyenlerdir.
Bunu istemek aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık, aslında sultanlık, az önce konuştuk. Evet. Sultanlık sistemini Anadolu'ya dayatmaya çalıştığı sultanlık sistemine de göz kırpmaktır. Özellik isteyenlerin sultanlık isteyenlerle aynı noktada yetiştiği, ortak nokta olduğunu düşünüyorum. Bunu onaylayan onunla işbirliği yapar anlamına gelir bu. Biz ülkemizin gözlere göre bölünmesinden yanayız diyebilir miyiz? Asla söyleyemeyiz. %10 seçim barajının kaldırılmaması bile bu sürece hizmet ediyor. Bakın, Anayasa Mahkemesi'ne dört taraftan baskı yaparak %10 kalsın, HDP'ye yerel meclis kurmasının gerekçesi olsun istiyorlar. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığını biz biliyoruz, duyuyoruz. Belki yeni bir HEP-MİT operasyonundan falan söz ediliyor ya, belki yeni bir proje yoldadır. Türkiye'de bu konuşuluyor. Ne bileyim, tek başına AKP-HDP ikilisinin yürütemediği, sonuçlandıramadığı açılım projesine CHP'de dahil olmuştur. Bunun ilk aşaması da bir CHP-HDP seçim ittifakıdır belki. Bakın, okuyorsunuzdur çağrıları. Söz kesilmiştir. Washington'da Demirtaş Tanrıkulu toplantısı, Dersin özrü, bunlar kime mesajdır sanıyorsunuz? Buna karşı gelecek isimler Cumhuriyet Halk Partisi içinde niye tasfiye edilmeye başlanmıştır? Ve bunun devamı da gelecektir. Öyle ki parti içerisinde etkili tek bir Atatürkçü bırakılmayıncaya kadar bu tasfiye sürecektir. Belki her üç parti arasında gizli bir mutabakat söz konusudur. Talep olunan da ilk etapta yarı özellik, genel af ve bölge parlamentosudur. Bunlar konuşuluyor şu anda Türkiye'de. Buna ilişkin hazırlık hareketlerinin yapıldığı konuşuluyor. O yüzden bizim durduğumuz yer çok bellidir, nettir Türkiye'nin bölünmesine. Sonuna kadar karşı çıkarız. Cumhuriyet kardeşliği, Cumhuriyet yurttaşlığı üzerinden kardeşliğin yükseltilmesi gerektiğini, bin yıllık kardeşliğimizin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama bir karış toprağımızın da bir terör örgütüne verilmesine karşı çıkıyoruz. Bir konuda politikanın dışında biraz, sizin alternatif enerji sistemleri üzerinde bilgileriniz, çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı alternatif enerji üzerine? Evet, ben az önce ekonomiyle ilgili bir şeylerden konuşurken, evet, Türkiye'nin en büyük sorunu enerji ve dışa bağımlılık. Bunun çözülmesi gerekiyor. Biz bunu çözemediğimiz takdirde zengin bir ülke olma ihtimalimiz yok. Her konuda dışa bağımlıyız. Yenilenebilir enerji sistemlerine, özellikle rüzgar enerjisine çocukluğumdan beri çok meraklıyım, gençlik yıllarımda. Hukuk okumasaydım eminim bu alanı çalışırdım. O yüzden de çok önemsiyorum. Evet. Yargıçlık yıllarımda yaylalarda, dağlarda keşif yaparken özellikle Güneydoğu bölgesinde inanılmaz bir rüzgar vardır. Vadilerde hızlanır, yükselir, gelir. Hem böyle büyülü, hikayeli, efsanelidir o bölgenin rüzgarı. Hem demir ağaçları söker atar. Öyle bir rüzgar. Bu rüzgardan niye yararlanamıyoruz? Artık hem elektrik hem su üretebilen güneş panelleri var dünyada. Almanya'da dünya 4 tane güneş alan Almanya'da %27 ila %30 civarı yanılmıyorsam enerjiyi rüzgar ve güneş enerjisinden karşılıyorlar. Biz ortalama 8 saat güneş görüyoruz ve hiç bir varlık gösteremiyoruz bu alanda. Bana diyorlar ki bunu söylediğin zaman neden buna çalışılmasın? Bununla ilgili neden derinleştirilmesin çalışmalar? Evet, yapmalıyız. Bana diyorlar ki maliyet. Evet, maliyet. Maliyeti çok yüksek olabilir. Ama diyorum ki ülkemizin doğası, toprağı, havası, suyundan daha büyük bir maliyet olabilir mi? Var mı daha büyük bir maliyet? Yok ediliyor. Her gün binlerce hektar arazi, ağaç katlediliyor, evet, bu ülkede. Sırf maden alanları açabilmek için. Ve orada yüzlerce insan ölüyor. Yazık değil mi? Yani bunun başka yöntemleri bulunamaz mı? Bazı insanlar Mars'ta koloniler oluşturmaya kafa yorarken biz rüzgar ve güneş enerjisini ya bu lüks, bunu düşünmeyelim diyebilecek durumda olmamalıyız bana göre. Katılıyorum. Siz aynı zamanda sporcu kimliğiniz var. Hangi spor dallarıyla ilgileniyorsunuz? Ben çok erken yaşta, çok küçük bir çocukken 8 yaşlarında handbola başladım. 11 yaşında basketbola başladım. Çünkü biz tatil yapamazdık, tatile gidebilecek durumda değildik. Uzun yaz günleri, Çukurova'nın uzun yazlarında, evet, hep işte spor, şehirdeki spor alanlarına, toprak sahalarda öğrenmeye çalıştık. Sonra lisanslı olarak yapmaya devam ettim. O yüzden de spor alanlarını gençlere, yaşlılara, kadınlara özellikle spor alanlarının yaygınlaştırılmasını, tesislerin yaygınlaştırılmasını çok önemsiyorum. Türkiye çok başarılı oldu diyorlar son 13 yılda. Başarıyı sadece işte yurtta beton, dünyada beton atmak olarak görenlerin belki anlayışı bu. Sporda hiçbir başarımız yok. Doğru, evet, dürüst başarımız yok. Ben o alanda da
çalışmayı düşünüyorum, çok önemsiyorum. Çok güzel. Sizin 2007 yılında hakaret ve tehdit suçları ve 2014 yılında da Beni Susturabilecek Tek Şey isimli kitaplarınız var. Bunların dışında başka kitaplarınız var mı? Yoksa yazmayı düşündüğünüz, vaktiniz olduğu zaman böyle bir projeleriniz var mı? Hayır. Başka kitabım yok. Çünkü ben Türkiye'nin dört bir yanında çalışan ve bazen geceleri 11'de evine dönebilen bir yargıçtım. Eşitlerden ve karar yazmaktan, duruşmalardan ancak işte vakit bulabildiğim bir raportörken, Yargıtay Teknik Hakimiyken çok konuşulan bir konuda, alanda, basın suçları, işte hakaret, o konuda bir kitap yazmıştım. Evet. Son kitabım ise meclisteki çalışmalarım ve söylemlerimi çok önemseyen gezici çocuklar, gençler bana geldiler ve bunları kitaplaştırmak istiyoruz dediler. Oturduk birlikte yazdık. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Anadolu Partisi Genel Başkanı Sayın Emine Ülker Tarhan ile sohbetimizin sonuna yaklaştık. Sayın Tarhan, Amerika'daki Türk vatandaşlarına vermek istediğiniz bir mesaj, onlarla paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen onları da alalım sizden. Ben ülkemiz kritik bir eşikte, oradan da görünebiliyor, biliyorum. Oradan da siz hissediyorsunuz, bizim kalbimizi okuyabiliyorsunuz. Çok zorlu geçen bir tarihsel süreç yaşıyoruz. Anadolu, Türkiye, dünyanın, ben bu cennetle bazen de en cehennem bölgesi diyorum buraya. Buraya ait olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bazen yüzünü yaşıyoruz. Tutunduğumuz son vatanımız Anadolu. Anadolu'nun şefkatli toprakları. Her ne kadar son dönemlerde vicdansızlıklara, sömürüye, kutuplaşmaya bunlara zemin olduysa da ben her şeyin denendiği bu topraklarda, hatta kendi mülkiyet haklarına diğer tüm hakları feda edenlerin yönettiği bu ülkede artık yeni şeyler söylemek lazım diyorum. Bu toprakların eşsiz devrimlerini, aydınlanmasını düşman gösteren bir sistem yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetir görünüp sultanlara göz kırpanlara artık karşı durmak gerekiyor. Biz bu sistemi bir kadermiş gibi kabul etmeyeceğiz. Onların da etmeyeceğini zannediyorum. Orada okyanusun ötesinde vatan özlemi çekenlerin de bunu bir kadermiş gibi kabul etmeyeceklerini sanıyorum. Biz bu sistemin dekoratif malzemesi olmayacağız. Evet. İleri demokrasi dedikleri şey, halkın enerjisini zincirledikleri şeyle biz mücadele edeceğiz. Bu konuda destek istiyorum. Gök kubbe altında yaşadığımız sürece isminizdeki Anadolu, bu resminizdeki Trakya, güne bakan, bu değerleri, bu kazanımları koruyacağız. Bundan besleneceğiz. Bize destek olurlarsa, bizi anlamaya çalışırlarsa mutlu oluruz. Hepsine selam, Anadolu'dan, Trakya'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Vaktinizi ayırdığınız için ben size çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Emine Ülker Tarhan, tekrar görüşmek dileğiyle çok çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler. Saygılar. Teşekkür ederim.